Seni bir daha göremeyeceğim diye o kadar çok korktum ki ben. Ben sensiz nefes alamıyorum Kenan. Ölüyorum sandım. Seni çok özledim. Çok yorgun. Ben seni dinlendiririm. Anneciğim, müsaade eder misin? Bir şey mi değişti Kenan? Bilmediğim bir şey mi var? Değişti. Yani hayatımda çok şey değişti. Bunu ama kötü anlamda söylemiyorum yani. İyi anlamda söylüyorum. Yani demiş ya Şems, hayatının altının üstünden daha kötü olduğunu nereden bileceksin diye. Derin mevzular yani. Derin mevzular. Eski mevzular gibi mi acaba? Eskimemiş diyelim. Derya. Gibi. Ya sen ne yüzsüz, böyle ne aşağılık bir adama. Bir dakika, bir dakika. Ben sana söz falan vermedim hiçbir konuda. Vaatte de bulunmadım. Yani doğru söylemek gerekirse başından beri böyle bu ilişkide oturmayan şeyler vardı içimde zaten. Ne diyorsun sen Kenan ya? Diyorum ki vicdan azabı çekecek yerim yok. Yerim kalmadı diyorum yani. Sana yerim kalmadı diyorum. Ya zorlama ne olur ya. Ben zorluyorum. Ya. Keşke o delikten hiç çıkmasaydın da orada geberseydin Kenan. Allah belanı versin seni. Topun olsun. Ne çabuk geçiyorsun o duygudan bu duyguya. Ben hiç anlamadım kadın milleti işte yani ya. Alo. Kenan Bey, rahatsız etmedim umarım. Ettin. Kimsin? Altan ben. Okul güvenlikten. Numaranızı vermiştiniz. Ne oldu? Evet. Güvenlik kamera kayıtlarını talep eden biri olursa benim haberim olacak demiştiniz. Evet. Cemre Yılmaz sabah kayıtlarını görmek istedi az önce. Niye? Ne istiyormuş? Hırsızlık dedi ama emin değilim. Sen görüntüleri bana gönder. Kimseye bir şey verme, görüntüleri sonra da sil. Bana gönderdikten sonra. Tamam efendim. Bakalım yine ne dolaplar dönüyor okulumuzda. Kayıtlı isminizi söylemiştim. Sildiniz mi? Derhal silin. Hemen. İzlemeden kimseye vermeyin. Silin. Hemen. Neyin peşindesin oğlum yine sen? Hemen geldiğin için çok teşekkür ederim. Kısa bir konu değil bu. Israr ediyorum lütfen. Oturur musun? Telefona bakıp geliyorum. Tamam. Alo. Ali ben Kenan Niyazoğlu. Dinle beni dinle. Cemre ile konuştunuz mu? Cemre sana anlattı mı her şeyi? Ne anlatacakmış Cemre bana? Bugün görüşe geldi Cemre.
Ona da anlattım, ona sana anlatsın diye. Vefa'nın o gece konuda bir saat vardı. Her şeyi o saate kaydetti. Anladın mı? Bütün konuşmaları. Yani ben katil değilim. Katili bulmak istiyorsan o saati bul. Katil saatin içinde. Siz o gün beni aradığınızda Cemre zaten sizin yanınızdan gelmişti ve bana tek kelime etmedi. Sonra saati takıntı haline getirdi. Ben de şüphelendim. Şüphemde de yanılmadım. Oh, abi of, of, yapma şunu, yapma, yapma, yapma. Yani sardık gene başa. Önce Berk, sonra Cemre, sonra ben. Şimdi yine Cemre. Yapma şunu. Diğer çocuklara da kendine de yapma. Yapma yani biz biliyoruz Vefa'nın o gece başına geldiğini. Ses kayıtlarını dinledik. Çocuk seslenirken düşmüş, kazara düşmüş yani. Biliyoruz bunu. Artık çevrendekilerden şüphelenmekten vazgeç. Vefa öldü. Ve kimse bu gerçeği değiştiremez. Haklısınız, Vefa'yı kimse geri getiremez. Bunun ben de farkındayım. Ama benim kardeşim o gece kendi atlamadı oradan. Bunu Cemre yapar. Of. Ya o saatten bu yüzden bu kadar korktu. Ya sizinle konuştuğunu o yüzden söylemedi bana. Ya benden saati istedi tamir ettireyim diye. Nasıl? Saatteki ses kayıtlarını dinlerken eli ayağına dolaştı. Sonra kaçar gibi çekip gitti. Vefa'nın mezarının başında bulduk onu. Vicdanı el vermediği için oraya gitmiştir o. Yani ben ne yapayım? Ya şüphelenmekten başka ben ne yapabilirim? Ya boş verip hayatıma mı bakayım yoksa salağa mı yatayım ben? Eyvallah. Vefa'yı gömdük deyip sonra Cemre'nin elinden tutup keyfe mi bakayım? Ne yapayım ben? Sizin suçsuz yere içeride yattığınızı bile bile o saati yok etmek istedi. İnsan neden yapar bunu? Asıl suçlu kendisi yapar. Aynen öyle. Ben nasıl düşünemedim bunu? Daha o zaman anlamalıydım daha. O zaman o kavga ettiği kızı nerede benden ittiği gün anlamalıydım ama... işte Berk geldi, Cemre böyle bir şey yapmaz dedi. Ben de inandım. Cemre ile kavga eden kız? Mavi. Siz tanımıyorsunuz, o zaman okulda değildiniz. Bizim burslu bir öğrencimizdi, sonra ben bursunu iptal ettim falan. Yazık olmuş. Ne oldu? Hakikaten yazık oldu. O zaman doğru karar vermiş olsaydım bundan hiçbir yaşanmayacaktı belki de. Şimdi senin planın Cemre'yi huzursuz ederek onu itirafa zorlamak mı? Tamam. Destek vereceğim ben sana, yardımcı olacağım. Ama bir şey olduğu anda bana da anlatacaksın. Olur. Zaten ilk yardımınızı da yapmış oldunuz. Görüntüler... Sağ olun. Hı. Ama sen de çok dikkat etmelisin bak. Eğer Cemre anlarsa, işi zorlaştırırsa itiraf da etmez. İstediği kadar zorlaştırsın. Ben pes etmeyeceğim. Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek. Bizi nasıl kandırdıysa, nasıl oyuna getirdiyse kendisi de oyuna gelecek. Ve bu oyundan tek çıkış yolu konuşmak olacak. Kimse bilmeyecek. Aramızda. Sen, ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.